Evet, merhabalar. Reader at Work 1, 122. metinle devam ediyoruz. Endüstriyel kirlilik. Endüstriyel kirliliktir, değildir. Sadece bir problem değildir. Avrupa ve Güney Amerika için bir problem değildir. Fakat o ayrıca aşırı derecede bir ciddi problemdir de ayrıca bazı gelişmiş ülkelerde. Ekonomik büyümedir. Çok önemli bir hedeftir bu ülkeler için. Onlar geliştirmek ister yeni endüstriler. Bu yüzden onlar koyar. Çok az kontrol koyar endüstriler üzerinde. Çok az kontroller yapar, koyar, alır. Peki hangi endüstriler bunlar? Kirliliğe neden olan endüstriler. Ne için? Cezbetmek için büyük uluslararası şirketleri cezbetmek için kirliliğe neden olan endüstriler üzerinde çok az kontroller koyar. Katanduva bir endüstriyel şehirdir. 80 bin insanla Brezilya'da 80 bin insana nüfusa sahip olan bir endüstriyel şehirdir. Şehir olandır. Nedir? Bir örneğidir Katanduva. 85 bin insanla Brezilya'da bir endüstri şehri olan Katanduva örneğidir. Neyin örneğidir? İlişkinin. Ne ilişkisi? Arasındaki ilişkinin örneğidir. Endüstriyel gelişme ve kirlilik arasındaki ilişkinin bir örneğidir Katanduva. 1954'te Katanduva hiç endüstriye sahip değildi. Yani hiç endüstri yoktu. Günümüzde o sahiptir. Yani günümüzde vardır. Daha çok 20 büyük fabrikadan daha fazlası vardır. Nasıl fabrika bunlar? Üreten fabrika. Daha fazla kirlilik üreten fabrika, çoğu kirlilik üreten fabrika vardır. Hangi insanlar? Şehrin insanları maruz kalmaktadır. Neye? Büyük bir miktarına, zehirli maddelerin büyük miktarına maruz kalmaktadır. Onların çevrelerinde. Diğer bir deyişle bu insanlar sahiptir, yani korumasızdır karşı. Bu zararlı zehirli maddelere karşı korumasızdır. Koruması yoktur yani. Sonuçları, bu maruz kalmanın sonuçları olabilir, görülebilir. Açık bir şekilde görülebilir. Neymiş peki bunlar bakalım? Doğum kusurlarıdır. Aşırı derecede yaygındır ve tıp bilimi hala doğrulayamadı. Çoğu bu hastalıkların çoğunu doğrulayamadı. Örneğin biri. Her 200 bebeğin biri acı çeker. Ana sepliden acı çeker. Nedir bu peki? Çok alışıldık tipi neyin? Beyin hasarının çok alışılmadık tipi. Genellikle sadece biri. Her 5000 bebekten sadece biridir. Biri doğar. Neyle? İle. Bu
hastalıkla doğar. Diğer ciddi sağlık problemlerine neden olunmaktadır tarafından, kirlilik tarafından neden olunmaktadır. Arasında, çocuklar ve yetişkinler arasında astım ve diğer ciğer problemleridir. Nedir? Bazen 20 kat daha yaygındır Katanduva'da. Nereden? Diğer yerlerden 20 kat daha yaygındır. Evet, odur, doğrudur. Doğru olan ne? Brezilya'nın çoğu diğer ülkedeki gibi Brezilya'nın da sahip olduğu neye? Yasalara, kirliliğe karşı yasalara sahip olduğu doğrudur. Fakat hükümetler uygulamaz bu yasaları. Yeterince sıkı bir şekilde uygulamaz. Odur, daha ucuzdur. Şirketler için ne yapmak daha ucuzdur? Görmezden gelmek, yasaları görmezden gelmek daha ucuzdur. Ve ödemek daha ucuzdur, cezaları ödemek daha ucuzdur. Nedir bu cezalar? İşte ceza olarak ödenen para. Ödemek daha ucuzdur. Neyden? Satın almaktan. Pahalı malzemeler satın almaktan. Neymiş bu malzemeler? Kirliliği azaltacak olan malzemeler satın almaktan daha ucuzdur. Odur açıktır. Bu yüzden o açıktır. Ekonomik büyümenin daha önemli olduğu açıktır hükümetlere. Neyden? Çalışanların sağlıklarından hükümetlere daha önemli olduğu ekonomik büyümenin açıktır. Ancak bununla birlikte sorumluluk tamamen ait değildir. Brezilya hükümetine ait değildir. Örneği, Katanduva'nın örneği gösterir neyi? Uluslararası şirketlerin hareket etmediğini sorumlu bir şekilde hareket etmediğini gösterir. Büyük şirketler, Fransa, İtalya, ABD'den büyük şirketler sahiptir bir sayısına fabrika, şehirde pek çok fabrikaya sahiptir. Onlar yapıyor. Ne yapıyor? Onların yapamadığını yapıyor. Brezilya'da yapamadığı şeyleri yapıyor. Peki bunu neden yapıyor? Çünkü onlar eğer yapmazsa onların hükümetleri ciddi bir şekilde cezalandıracağı için onları ve iş yapamaz duruma getireceği için onları, onların kendi ülkelerinde yapamadığı şeyleri yapıyorlar.